Arkadaşlar merhabalar. Coğrafya dersi üniversite hazırlık konularımıza 8. konu anlatım föyümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bu föyümüzde de ülkemizin ekonomisini oluşturan tarım coğrafyası içerisinde sebze ve meyvelerin özelliklerini, yetişme koşullarını ve dağılışını hep birlikte ele alacağız. Arkadaşlar fındık her mevsim yağış alan yerlerde doğal olarak yetişmekte, don olaylarına karşı hassas ve ana vatanı Türkiye'de Karadeniz bölgesidir. Üretildiği alanlara baktığımızda dikkat eder misiniz? Karadeniz kıyısı boyunca yetiştirilmekte. Bu anlamda Karadeniz bölgesinin de Karadeniz'e kıyısı var, Marmara bölgesinin de Karadeniz'e kıyısı var efendim. Bu sebepten dolayı her iki bölgede de yetişmektedir. Bu ayrı küçük ayrıntıya lütfen dikkat edelim. Yetişme bölgesi olarak en yoğun yetiştiği alanlarsa bakın Ordu ve Giresun'u görüyoruz. Yine Samsun, Sakarya, Trabzon, Düzce bakın hem Marmara'da hem de Karadeniz'e ait illerin olduğunu görüyoruz. Türkiye dünyada üretiminde birincidir. Aynı zamanda yağ elde edilebilen bir üründür. Çerez ve çeşitli gıda ürünlerinde katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır sevgili arkadaşlar. Turunçgiller bir diğer adıyla narenciye sevgili arkadaşlar. Portakal, mandalina, limon, greyfurt, turunç tüm bunların hepsine birden narenciye adı verilmektedir. Yetişme koşulları olarak sıcak bir iklim olan muson ikliminin ürünüdür. Türkiye'de sulanarak yetiştirilmektedir. Rize çevresi hariç çünkü Rize'de sulamaya ihtiyaç yoktur. Bu anlamda Rize çevresi hariç. Kış ılıklığı istemektedir. Çok önemli. Yaz mevsiminde ise yüksek sıcaklık istiyor ve don olaylarına karşı da dayanıklı değil, hassas bir üründür. Bu ürünümüz sevgili arkadaşlar dikkat edecek olursanız bakınız Akdeniz ikliminin egemen olduğu hem Akdeniz kıyıları hem Ege kıyılarında yoğun olarak yetiştirilmekte. Bakınız Doğu Karadeniz'de Rize çevresinde yetiştirilmesi burada kışların ılık geçmesiyle açıklanmaktadır. Ve en yoğun yetiştirildiği bölge tabii ki başta Akdeniz bölgesidir. Türkiye'de bir yörenin kıyı kesimlerinde turunçgil tarımı ve yaz turizmi, iç kesimlerinde ise küçükbaş hayvancılık ve yaylacılık yaygındır. Yalnızca bu bilgilere dayanarak bu yöreyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz deniyor. Arkadaşlar bir kere bu yöre neresi olabilir? Hem turunçgil tarımı hem yaz turizmi, iç kesiminde küçükbaş hayvancılık ve yaylacılık. Tabii ki sevgili arkadaşlar Akdeniz bölgesi. Kıyı kesimlerinde maki alanları yaygındır, doğru. Hem kıyı hem de iç kesimlerinde yaz kuraklığı belirgindir, doğru. Çünkü kıyı kesiminde Akdeniz iklimi, iç kesimi karasaldır. Her ikisinde de yaz kuraklığı belirgindir. Kıyı kesimlerinde yıllık sıcaklık farkı azdır, doğru. Nemlilik fazla olduğu için. Kıyı ile iç kesimler arasında belirgin yükselti farkı vardır. Toroslar tabii ki o yükselti farkını oluşturmaktadır. İç kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır arkadaşlar. İç kesimler değil, kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır olacaktı. O yüzden doğru cevabımız E olacaktı. Arkadaşlar üzüm Türkiye'nin iklim koşullarına uyumludur. Neden? Çünkü kış mevsiminde eksi 40 santigrat derece sıcaklığa kadar bile dayanıklı bir üründür. Türkiye'nin karasallığını düşünecek olursak ülkemizin hemen hemen her yöresinde yetiştirilmektedir. Sıcaklık, kuraklık isteyen bir üründür. Tüm bölgelerde yetiştirilebilme olanağı olmasına rağmen en fazla Ege bölgesinde üretimi yapılır. Çünkü burada hem sıcaklık hem de sulama koşulları çok çok daha iyidir. İklim daha elverişlidir. O yüzden verim daha yüksek olduğu için Ege bölgesinde en fazla, en yoğun ve en verimli şekilde yetiştirilmektedir sevgili arkadaşlar. Yetişme alanı en geniş tarım ürünü diyebiliriz. Nereden çıkartıyoruz? Tüm bölgelerin hepsinde yetiştirilebilme olanağına sahip olduğu için. Arkadaşlar incir Akdeniz iklimine uyum sağlamıştır. Soğuğa ve don olaylarına karşı dayanıksız, hassas bir üründür. En yoğun üretildiği yer tabii ki özellikle Aydın ve İzmir çevresinde yani Ege bölgesidir. Yani incir deyince doğrudan Ege bölgesi aklımıza gelmeli. Aydın, İzmir arası. Türkiye kuru incir üretiminde dünyada birinci sırada yer almakta ve önemli ihracat ürünlerimizin arasında yer almaktadır. Arkadaşlar elma az önce üzümü incelerken yetişme alanı oldukça geniş demiştim. Aynı cümleyi elma için de kullanabiliriz. Çünkü soğuğa karşı dayanıklı bir meyve olduğu için Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilme olanağına sahip. Peki en fazla nerede? Tabii ki İç Anadolu bölgesi. En fazla ve en yoğun yetiştirildiği
bölgedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Antep fıstığına geldiğimizde yüksek sıcaklık ve yaz kuraklığı istiyor. Kireçli topraklar verimini artırıyor. Bu sebepten dolayı Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa çevresinde oldukça fazla. Türkiye'de ise İran'dan sonra en fazla, dünyada en fazla yetiştirilen ülke, önemli ihracat ürünlerimizin arasında yer alıyor. Antep fıstığı deyince tabii ki adı üzerinde Antep, Gaziantep sevgili arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu bölgesi en yoğun üretim alanıdır. Kayısı ise arkadaşlar yaprakları yeşil olduğu süre boyunca su, olgunlaşma döneminde ise sıcaklık istiyor. Üretiminin yaklaşık yarıya yakını Malatya'dan elde ediliyor sevgili arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinde Malatya ilimizden elde ediliyor. Ama bunun dışında Kahramanmaraş, Mersin ve Elazığ'da da kayısı üreten diğer illerimizdir. Türkiye kayısı üretiminde de dünya birincisidir ve üretiminde önemli bir kısmı yaş veya kurutulmuş olarak ihraç edilmektedir. Arkadaşlar muz Türkiye'nin bir tarım ürünü değildir. Tropikal bir üründür. Ancak Türkiye'de don olaylarının çok az olduğu, az yaşandığı, soğuğa karşı hassaslığından dolayı en yoğun yetiştirildiği yer Akdeniz bölgesidir. Ama Akdeniz bölgesinin tamamı da değil. Çünkü Antalya ile Mersin arasındaki o kıyı kuşağında, yani Anamur, Gazipaşa ve Alanya, arkadaşlar bu dar alanda muz üretimi gerçekleştirilmektedir. Muz üretimi tüketimi karşılayamadığı için ayrıca dışarıdan da ithal edilmektedir sevgili arkadaşlar. Yetişme alanı en dar tarım ürünlerimizden bir tanesidir. Muz ve çay. Çayı da unutmayalım arkadaşlar. O da yetişme alanı dardır. Sadece Doğu Karadeniz'de. Muz da Antalya, Mersin arasındaki kıyı kuşağında. Bu da yetişme alanı dar tarım ürünlerindendir. Sebzelerimize baktığımızda sebzecilik, sıcaklık koşullarının yüksek, sulama ve gübreleme olanaklarının geliştiği verimli topraklarda emek harcanarak yapılıyor. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü yerlerde üretimi yoğun olarak yapılmakta. Bu anlamda sebze üretimi deyince doğrudan ilk Akdeniz akla gelir arkadaşlar. Sonra Ege ve Marmara. Neden? Çünkü hem sıcaklık hem de sulama koşullarının en ideal olduğu, kıyı kuşağı olduğu için sevgili arkadaşlar. Evet, Türkiye'de iç bölgelerde sulama imkanlarının yaygınlaşması sebze tarımını da daha yaygın hale getirecek tabii ki. Turfanda sebzecilik mevsiminden önce veya mevsiminin sona erdiği dönemlerde yapılan sebze üretimine turfanda sebzecilik denmektedir. Peki nerede en yaygın? Tabii ki Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, bu kıyılarında yoğun olarak yapılmaktadır. Niye? Hem sıcaklık hem de sulama koşulları elverişli olduğu için. Arkadaşlar seracılık bir tarla alanının üzerini cam veya naylonla kapatılmış mekanlardan dışarıdaki soğuğu veya aşırı sıcağı içerideki yetiştirdiğimiz tarım ürünlerinden koruyarak elde edilen ya da yapılan bir tekniktir, bir yetiştirme tekniğidir seracılık. Özellikle kış sıcaklıklarının yüksek olduğu, yani kış mevsimi en sıcak nerede geçiyor ülkemizde? Tabii ki Akdeniz, Ege, Güney Marmara, bu alanlarda oldukça yoğun olarak seracılık etkinliği yapılmakta. Güneşlenme süresinin uzun olması da çok çok önemli. O yüzden seracılık deyince ilk Akdeniz, sonra da Ege bölgeleri yaygındır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tarımsal üretimdeki yeterliliğin ülkeler için önemine baktığımızda bir kere ülke nüfusunun beslenmesi, yani temel ihtiyaçlar beslenmedir sevgili arkadaşlar tabii ki. Beslenmesini sağlar, milli gelire ve istihdamın katkı sağlaması. Sanayi sektörüne bir ham maddedir aynı zamanda. Besin sanayisi, sanayiye sermaye aktarmaktadır, ihracata doğrudan veya dolaylı katkı sunmaktadır. Bu nedenle ülkeler üzerinde temel tarımsal ürünlerin üretiminde kendi kendine yeterli olmaya çalışmakta veya bu ülkeleri mümkün olduğunca yurt içinden karşılamaya yönelmektedir. Gelişmiş ülkeler planlı bir yapı içinde tarımda modern yöntemler kullanıp tarımsal üretimi artırmak suretiyle kendi kendine yeterli hale gelebilmeyi başarmışlardır. Geri kalmış ülkeler ise geleneksel, yani ilkel tarım yöntemleri kullandıkları için kendi kendine yeterli hale gelememişlerdir maalesef. Türkiye'nin 2015-2016 yılı itibariyle kendi kendine yeterli olduğu bazı tarım ürünleri buğday, arpa, mısır, çavdar, elma, şeker pancarı, patates,
pamuk, domates gibi sevgili arkadaşlar bu ürünler de kendi kendine yetebilmektedir. Evet, test sorularımıza geçtiğimizde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin diğerlerinden farklı bir yörede yetiştirildiği söylenebilir deniyor sevgili arkadaşlar. Baktığımızda zeytin, üzüm, incir ve turunçgil, tüm bunların hepsinin Akdeniz bölgesinde yoğun olarak yetiştirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğeri ise sevgili arkadaşlar, fındık tabii ki Karadeniz'e ait bir üründür. O yüzden o farklı bir yörede yetiştirilmektedir. İkinci sorumuza baktığımızda ise sevgili arkadaşlar, burada Türkiye'de turunçgillerin yoğun olarak yetiştirildiği bir yöre, turunçgillerin en yoğun yetiştirildiği yer neresi efendim? Akdeniz bölgesi tabii ki. Yukarıdaki durumlardan hangilerinin görülmesi beklenmez? Yaz kuraklığı yaşanır mı? Evet. Seracılık gelişmiş midir? Evet. Donlu gün sayısı fazla mıdır? Hayır. Donlu gün sayısı fazla değildir. Kış sıcaklıkları oldukça yüksektir. O yüzden cevabımız C olacaktı. Aşağıda Türkiye'deki bir tarım ürününün bölgelere göre üretim oranları verilmiştir. Buna göre söz konusu tarım ürünüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir deniyor. Bakar mısınız lütfen? %80 oranında en fazla Ege bölgesinde yetiştirilmektedir. Hangisine ulaşılabilir deniyor? Üretimi devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Şimdi Ege bölgesinde afyon yetiştiriliyor belki ama kesin mi? Yani sadece bu ürün mü yetiştiriliyor? Yani buradan yola çıkarak elde edebilir miyiz bunu? Hayır. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılan şeker pancarıdır ama o da Ege'de değil, İç Anadolu bölgesinde en fazla, bu da değil. Soğuğa ve don olaylarına karşı dayanıklıdır diyor. Tam tersine dayanıksızdır, hassas bir ürün olmalı ki Ege bölgesinde yoğun olarak yetiştirilmiştir. Üretiminde yıldan yıla dalgalanmalar görür. O da bu tablodan çıkartılabilecek bir özellik değildir. Ama yaz kuraklığı ve kış ılıklığı olan yerlerde üretilmektedir. Doğru. Bunu nereden çıkartıyoruz? Tabloya baktığımızda hem Ege'de, hem Akdeniz'de, hem de Marmara'da bakın ortak olarak yetiştirilmektedir. Buna ne demek oluyor? Hem yaz kuraklığı var hem de kış ılıklığı olan yerlerde yetiştirilir. Aşağıda bölgelere göre üretim oranları verilen tarım ürünlerinden hangisinin Antep fıstığına ait olduğu söylenebilir? Arkadaşlar Antep fıstığı deyince hangi bölge ön plandaydı? Tabii ki Güneydoğu Anadolu bölgesi. O halde Güneydoğu'nun payının en fazla olduğu, bakınız A şıkkını görüyor musunuz? A şıkkında en fazla Güneydoğu'nun payını olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız A olacaktı sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki grafikte aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye'deki merkezlere göre üretim oranları verilmiştir diyor. Hangisinin sevgili arkadaşlar buraya baktığımızda %48 oranla Malatya'yı görüyoruz. Malatya Türkiye'de en yoğun, hatta dünyada en yoğun yetiştirildiği ürün tabii ki kayısıdır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki tarım ürünlerinin tümü haritada numaralarla tarılı olarak gösterilen alanların hangisinde yetiştirilir deniyor. Özür dilerim. Turunçgil, zeytin, üzüm ve muz. Sevgili arkadaşlar bu ürünlere baktığımızda bakın muz. Bir kere yetişme alanı en dar alan demiştim konuyu anlatırken. Özellikle Antalya'da Alanya, Anamur arasında özellikle yetiştiriliyor demiştim. O yüzden muz. Bunu görür görmez doğrudan hemen 5 numaranın olduğu yer olduğunu söyleyebiliriz. Gönül rahatlığıyla, o yüzden doğru cevabımız 5 numara olacaktı sevgili arkadaşlar. Mevsiminden önce veya mevsiminin sona erdiği dönemlerde yapılan sebze üretimine turfanda sebzecilik denir. Buna göre turfanda sebzeciliğin yapıldığı bir yörede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi beklenmez deniyor sevgili arkadaşlar. İncir, üzüm, zeytin, turunçgil. Bakınız ülkemizde turfanda sebzeciliğin en yoğun gelişmiş olduğu Akdeniz bölgesinde yani aynı zamanda da Akdeniz ikliminin de görüldüğü bu alanlarda bunlar yetiştirilebilir ama fındık için geçerli değildir sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız B fındık olacaktı, mevsimden önce üretilmez. Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerden hangisinin sebzeciliğe diğerlerine göre daha elverişli olduğu söylenebilir? Sebzecilik deyince aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Sıcaklık ortalaması yüksek olacaktı ve sulama olanakları da gelişmiş olacaktı. O halde Antalya ve İzmir'de hem Akdeniz iklimi sıcaklık ortalaması iyidir hem de kıyı kuşağında yer aldığı için yağış ve sulama koşulları iyidir. O yüzden İzmir, Antalya doğru cevabımız sevgili arkadaşlar.
Aşağıda 4 farklı yörenin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir. Grafiği verilen yörelerden hangilerinin seracılığa diğerlerine göre daha elverişli olduğu söylenebilir? Arkadaşlar, seracılık dendiğine göre sıcaklık ortalamasının yüksek olması beklenir. O halde sıcaklık ortalamalarına baktığımızda bakın 0 santigrat derecenin oldukça üstünde, 0 santigrat derecenin oldukça üstünde, 0 santigrat derece bakın yine ve 0 santigrat derece. Bunların içerisinde daha elverişli dediği için sıcaklık ortalamasının 0'dan daha yüksekte olanlar yani 1 ve 2 numara zaten ikisi de Akdeniz ikliminde bulunan alanlar, yöreler. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 A şıkkı olacaktı. Yukarıdaki haritada numaralanmış hangi doğrultularda gidildiğinde arpa ve buğday tarlalarının yerini sebze ve meyve bahçelerinin aldığı gözlemlenir. O halde nereye doğru gitmeliyiz? Sebze ve meyve dediğine göre daha denizel, daha ılıman, daha sıcak bir yere doğru gidiyor olmamız gerekiyor. Dikkat eder misiniz lütfen? 1, 2, 3 ve 5 numara hep karasal bölgelere yani su sıkıntısının yaşanabileceği yerlere doğru giderken 4 numaraya baktığımızda bakın kıyı kuşağına İç Anadolu'dan Akdeniz'in kıyı kuşağına doğru gidiyor. O yüzden sebze ve meyve bahçelerinin yer aldığı gözlemlenir. Doğru cevabımız D olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, 8. konu anlatım föyümüzün de sonuna geldik. Sonraki konu anlatım föylerinde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Üniversite hazırlığında herkese bol bol başarılar diliyorum. Hoşça kalın.